Günlerdir devam eden tartışma, başıboş sokak köpekleri ne olacak? Dün meclis kulislerinde de, partilerin grup toplantılarında da bu bir kez daha gündeme geldi. Şimdi ama asıl önemli olan o tartışılan taslak, AK Parti'nin taslağı, İngiliz modeli yani köpekleri uyutma, aslında öldürme olacak mı? Şöyle bir geri adım var. Önce bunu tartışırız, konuşuruz denilmişti. Şimdi deniliyor ki sadece kuduz riski olanlar ve saldırgan köpekler uyutulacak. Yani öldürülecek. Türkiye'de herkes tartışıyor bu konuyu. Tartışma yerine çözüm üretilmesi Başı gerekiyor. Başıboş sokak köpekleri için yapılması planlanan yasal düzenleme tartışmaların odağında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yasal düzenlemelerde yer alacağı belirtilen uyutma seçeneğine tepki gösterdi. Özel, partisinin çözüm önerilerini de sıraladı. Feda edilecek bir tek canımız yoktur. Ancak mutlaka ve mutlaka barınak sayılarını arttırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız. Bu sorun yokmuş gibi davranamayız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre sahipsiz köpeklerin sayısı 4 milyona yaklaştı. Kısırlaştırma sayısı ise yılda 307 bini geçemiyor. Ayrıca evcil hayvanlarda da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 binken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaştı. AK Parti kaynakları bu verileri şu anda bir yangınla karşı karşıyayız. Bu yangını kontrol altına almamız gerekiyor sözleriyle değerlendirdi. AK Parti kaynakları, merdiven altı mama üretiminin de sorunun bir parçası olduğu görüşünde. Kaynaklar, merdiven altı çok kötü üretimli mamalar var. Köpeklerin anatomik yapısını bozuyor, saldırganlaştırıyor ifadelerini kullandı. Tartışmaya yol açan uyutma seçeneğini ise yalnızca çeteleşmiş, saldırgan ve kuduz riski taşıyan köpeklere uygulanacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasal düzenleme için önümüzdeki hafta muhalefetin görüşü alınacak. Son şekli verilmeden önce çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin iki hafta içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Etikete güne başlarken etiketine bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bekleriz. Çünkü bir yandan bu sokaktaki sıkıntı da devam ediyor bu konuyla ilgili. Yani Islaya'da bir kişi ısıran köpekte kuduz tespit edildi örneğin Gaziantep'te. 6 ay süreyle karantinaya alındı mahalle. Erzurum'un Oltu ilçesinde de bir kişi köpeklerin saldırısına uğradı. Islahiye'ye bağlı Yolbaşı Mahallesi'nde bir kişi 24 Mayıs'ta sahipsiz köpek tarafından ısırılıyor. Olaydan sonra ölen köpekten numuneler alındı. E, köpeğin ölüm nedeni kuduz bu şekilde ortaya çıktı. Bunun üzerine mahalle 6 ay süreliğine karantinaya alındı. Öte yandan Kazıklı Mahallesi'nde de 20 Mart'ta bir köpekle kuduz tespit edilmiş ve mahalle karantinaya alınmıştı. Erzurum'un Oltu ilçesinde de 4 sokak köpeği 53 yaşındaki Hülya Altınok'a saldırdı. Kaçarken merdivenden düşen kadın kolu ve burnu kırıldı. Dolayısıyla şimdi işte bu sorun nasıl çözülecek deniliyor. Ama bir kez daha hatırlatalım bu konuyla alakalı. Ee, köpeklerin saldırısı Acaba nasıl ortaya çıkıyor? İnsan kaynaklı olduğuna dair çok sayıda yorum yapılıyor. Bunu da bir kez daha ifade etmiş olalım.